ben senin bebeğini hamileyim affet. Ama sana güvenemiyorum. Çok normal hayatım çünkü biraz sinirlerim bozuldu hamileysen. Bütün gece eve gelmedin. Sana en çok ihtiyacım olduğunu söylediğim gecede eve gelmedin. Gönlümle miydin? Hayatım bak. Bak sana kaç defa anlattım. Gönül yok, öldü o. Yalan söylüyorsun. Keşke şu saati atsaydım ya. Belki ben de hatırlamadığım yalanlar söylemişimdir sana. Allah'ım bu nasıl bir evlilik? Ben dayanamıyorum. Nefes alamıyorum galiba. Sakin ol. Üzülme, ne olur sakin ol. Çekilir misin? Dışarı çıkacağım. Buyurun. Kime bakmıştınız? Metin. Metin. Metin benim iş arkadaşım. Yani o da bir ilaç mühendisi. Öyle mi? Kusura bakmayın, ben geleceğinizi bilmiyordum. Buyurun, içeri gelin. Yok hayatım. Şimdi girmesin içeri yani böyle akşam akşam. Ben ona ilaç verecektim bagajdan da. Tamam mı? Sonra gelir, sonra uğrar. Metin, hadi ben sana ilaçları vereyim. Gidelim, gel. İyi akşamlar. Oğlum ne oluyor? Sus Ali, sus. Tekin ne oluyor? Ne olur sus. Aa, olmadı böyle. Of, kusura bakmayın, ters zaman. Bir çay demleyeyim size. Yok, gerek yok. Şimdi gerek yok. Yani Metin'in geleceğini ben sana haber vermemiştim. Bekletmeyelim onu şimdi, olur mu? Bir dahaki sefere gelir, rahat rahat oturup konuşuruz. Metin hadi gel, biz gidelim. Sen üşüme orada, hadi gel içeri. Kim bu adamlar İlmi? Ne ara bu kadar organize oldular da geldiler bindiler tepemize? Bilmiyorum. Bilmiyorum Yusuf. Kimse bilmiyordu. Takip de edilmedik. Ya sence benim böyle bir şeyi atlamam mümkün mü? Gönül'ün bu adamların elinde olduğunu düşünmek bile delirtiyor beni. Ona ne yaptılar hiçbir şey bilmiyorum. Nasıl bulacağım ben Gönül'ü? Gidip onu kurtarmamı bekliyor belki ve beni ona götürebilecek tek ipucunu biz kaybettik İlmi. Kim bu insanlar? Gece yarısı kapıda biten iş arkadaşı. Metin. Kimsiniz siz? Ahmet kim aslında? Sevdiğim adam. Allah'ım ben neyin içindeyim? Oğlum sen kafayı yemişsin. Sen resmen çıldırmışsın. Hadi sessiz. Tekin ne yapıyorsun? Bunlar ne? Bunlar ne? Hadi sen. Kafayı yemiş. Sen Ali, resmen çıldırmışsın. Sen delirmişsin ya. Ali. Bu ev, bu mahalle. Ahmet kim abicim? Ali, Ahmet kim? İlaç mümessili diyor ya. İlaç mı? Sen nasıl bir oyun oynadığının farkında mısın? Sen ne yaptığının farkında mısın Ali abicim? Ali bağırma. Kıs sesini yoksa ben kısacağım. Ben ne demeyi senin peşinden geldiysem. Lan kafayı.
hiç görmeseydim bunları. Keşke hiç haberim olmasaydı. Ben gidiyorum buradan. Ali, Ali! Anlamıyorsun Ali. Gönül'ün hayatını mahvettiler. Ölüyordu Ali. Babası, düşmanları, o herif. O herif yüzünden canından olacaktı Ali. Onu ben kurtardım. Nasıl kurtardın ya? Nasıl kurtardın? Ortada Gönül diye biri yok ki. Kızın bütün hayatını elinden almışsın. Seni de kendini de bir başkası zannediyor. Sen böyle mi kurtardın onun hayatını? Bu aşk falan değil arkadaşım. Senin bu yaptığın suç. Ben buradan gidiyorum. Ali, Ali, nereye? Ben bunun bir parçası olmayacağım Tekin. Kusura bakma. Vicdan bunu kaldırmaz. Sen zaten bunun bir parçası oldun. Seni ben çağırmadım. Kendin geldin. O yüzden de bir parçası oldun. Ali beni gayet iyi tanıyor. Eğer polise gidersen, eğer herhangi biri bunu duyarsa... Ne? Ne yapacaksın? Öldürecek misin beni? Her şeyi birlikte planladık derim. Bunu derim Ali. Madem dedektifçilik oynuyorsun, birlikte hapse gideriz. Bitmedi mi hala ya? Adam boyu diye tutturmasaydın bir saat önce bitmişti. Adamı ıssızın ortasına gömüyoruz. Bari mezarı düzgün olsun be. Siz de hainlere böyle davranılıyor demek. Çakallar eşeleyip çıkarmasın diye söylüyorum. Yoksa yani... Hayattayken ben de bayılmazdım Alper'e. Adam gözünüzün önünde beyinize ihanet etmiş, haberiniz bile yok. Lan senin haberin vardı da ne oldu? Ha? 3 aydır bir kere bile şüphelenmemişsin Alper'den. Hadi abi hadi. Tut şunu. Dur dur dur. Olmaz böyle. Kıble bu taraf. Çevir. Çevir. Heh, oldu mu böyle? Aynen tam böyle. Sanki doğru tarafa yatsa cezası azalacak. Ulan Alper. Sana bir Fatiha okurdum da. O da kurtarmaz ki seni. Hoş geldiniz. Gidin. Evinize gidin. Bu gece biraz yalnız kalayım. Alper Bey bu akşam anneniz ve sizin için rezervasyon yaptırdı. İptal mi edelim? Ne bileyim ben. İptal edin işte. Hadi çıkın. Sakın yapma. Çözebileceğimi biliyorsun. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Şimdi. Yalvarırım.
konuşmamız lazım. Çok acil. Şu an müsait değil. Alo? Alo, siz kimsiniz? Alo. Abi anlatıyorum, anlamıyor musun? Nasıl anlatıyorsun? Aradan kaç ay geçmiş. Düşünüyorum her şeyi, anladın mı? Neyi düşünüyorsun sen? Sen bana niye bunu anlatmadın? Altından beri! Kontrol altında! Bir sus! Bunu böyle mi öğrenecektim ben? Ali! Ben seni böyle mi yetiştirdim? Topla bakayım kendini. Bu gece ne yaşadığımdan haberin var mı senin? Hilmi ile Yusuf işbirliği yapıyorlar. Tekin'i arıyorum, gönül açıyor telefonları. Anlamış, çıldıracağım ben. Onlar sonraki mesele. Sen asıl Alper'den haber ver. Kurtuldun mu o sivrisinekten? Sakın bir daha Alper'in adını ağzına alma. Sakın. Çık. Çık! Ne oluyor be? Canım yanıyor benim, anlamıyor musun? Git anne, git! Git! Kim için çalışıyorsa ona ulaşmayalım diye infaz ettiler. Tekin yapmıştır. Bu organize bir iş. Tekin'i aşar. Ensar. Yusuf'u komaya sokan adamla mı işbirliği yapacak? E Kürşat Bey de öldü. Onun kızıyla başka kim uğraşır ki? Ya Allah aşkına biz neyi tartışıyoruz? Kesin Tekin'in parmağı var bu işte. Şermin. Eğer gönül alımı ortaya çıkmazsa bütün miras onun olacak. Eskiden eli kolu bağlıydı. Şimdi hem parası var hem adamları. Bunca zamandır o evde tutuyor olamaz gönülü. Ben Gönül'ü birazcık tanıyorsam eğer şimdiye kadar çoktan kaçıp gitmişti o eve. Ama nerede olduğunu biliyordur belki. Nasıl konuşturacağız Şermin'i? Ben evine gideceğim. Nasıl gireceğiz o eve? Bahçeye girer girmez hepimizi indirirler. Sen önce şu ayakkabılarını giy. Ben yalnız gideceğim, sen burada kal. Abi sana bir söz verdim ben. Yaşarken de ölürken de seninleyim ben. Yusuf, benim de Kürşat Bey'e sözüm var. Ben de geleceğim seninle o eve. Ama bu gece olmaz. Yarın hazırlıklı gideriz. Affedersin. İşle ilgili acil bir şey varmış da. O yüzden böyle rahatsız etmiş. Şermin kim? Hı? Şermin. Demin aradı da acil konuşmanız gerekiyormuş. Her kimse artık. Şermin, benim patronum Şermin. Bu büyük ihtimal işle ilgilidir, o yüzden aramıştır. Niye yüzüme kapattı acaba? Yüzünü mü kapattı? Hay Allah, biraz şaşkın bir kadın o. Böyle bazen şaşırtıcı şeyler yapabiliyor. Arayalım biz onu. Bak şimdi. Ne yapıyorsun? Şermin Hanım,
İyi akşamlar. Ben Ahmet. Biraz önce aramışsınız galiba. Jülide açmış eşim. İşle ilgili olsa gerek diye düşündük de Jülide de yanımda, biraz önce o açmış. Buyurun. Bırak şimdi işini falan. İkimiz de tehlikedeyiz. Çözeriz. Çözeriz Şermin Hanım. Biliyorsunuz ben sizin en yetenekli, en kalifiye elemanınızım. Çözemeyeceğim şey yok. Fakat şeyi anlayamadık. Galiba Jülde'nin yüzüne kapanmış telefon. Ya bırakmasaydın ortalıkta. Her taraftan açık veriyoruz zaten. He. Seninle konuşmak istiyor. Veriyorum, veriyorum. Alo. İyi akşamlar Jülde Hanım. Kusura bakmayın. Birden telefon diğer hattım çalınca yanlışlıkla beklemeye alayım derken kapattım. Yok, önemli değil. İşle ilgili bir sorun var herhalde. Ya sormayın işte böyle. Geldim, her şey üst üste geliyor tabii. Umarım en kısa zamanda çözersiniz. Hayatım, telefonla konuştun işte. Hala niye gerginsin? Patronunmuş, evet. Hı hı. Sen ne söylersen ona inanmak zorundayım sonuçta. Peki ya bu saatin arkasındaki tarihin açıklaması? Onu yapmadın hala. Seninle 3 senedir evliymişiz. Öyle söylemiştim. Değil mi? Gönülde benden önceki sevgilinse. Bu saatin arkasında neden acaba geçen senenin tarihi yazıyor? Söyler misin bana? Ahmet, bana doğruyu söyle. Bizim bir çocuğumuz olacak. Jülde, ben çok yoruldum. İnan bana, çok yoruldum. Sürekli sana bir şey anlatmaktan, sürekli kendimi izah etmekten, sürekli bana inanmanı sağlamaktan çok yoruldum. Aptal bir saat işte. Ne bileyim ben ne zaman yazılmış, nasıl yazılmış. Hiçbir fikrim yok. Aptal değilim. Gitmedi gönlüm. Yok gece gece sayıklamalar, yok bilmem neler filan. Bir de bir yıldır onu düşünmediğini söylüyorsun. Ne gönülmüş be? Yok saat hediye almalar, arkasına tarih attırmalar filan. Saçma sapan. Tövbe tövbe. Ölmüş kadının arkasından konuşturuyor beni. Öldüyse tabii. Sana hiçbir şey olmadı biliyorum. Bulacağım seni.
Her şeye hazırım. Bugün vursalar canım yanmaz. Oğluma kavuşurum. Ama gönülü bulmadan cennet bile cehennem bana. Jülide. Jülide. Yusuf. Gülay. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ne güzel tesadüf oldu. Aynen aynen. Büyütmüşsün kızı. Ya. Beren, abla olmuşsun sen artık. Beren, tanıdın mı sen Yusuf abini? Hani bize gelirlerdi Betül ablayla. Siz oyun oynardınız Cemile, ha? Yusufcuğum, çok özür dilerim. Zor değil mi inanması? Ben bile inanamıyorum bazen. Üzüm gözlüm ne güzel çocuktu. Hala hatırladıkça kalbim sızlar. Betül ne yapıyor, görüşüyor musunuz? Betül yurt dışında, duymuşsundur. Gelmiyor mu? Yok, gelmiyor. Ya boş ver, gelmesin zaten, buradayken kapanmıyor yaralar. Beren koşma. Görüşürüz. Seni gördüğüme çok sevindim. Ben de. Beren. Kolay gelsin. Sağ ol Maviş. Yapayım sana papatyalardan bir buket. Bak krizantenlerim yeni geldi. Yap hadi. Gel ablam, sen de çiçekler kadar güzelsin. Baklafalı bakayım. Hem de ne gülersin çapkın çapkın. Sevgiline mi bu çiçekler? Yok değil. Ya kime? Özlediğim birine. Oo, kavuşursunuz demek. Daha değil. Allah'ım. Allah'ım ne olur bana bir yol göster. Figen, Gönül geldi mi? Yok, daha gelmedi.
E nerede peki? Ya yoldadır Tekin. Gelir birazdan. Tamam, tamam görüşürüz. Bir de gönüllü sormak için seni mi arıyor pes? Söyleme şunun adını. Aman diyeyim ha. Gelir melir duruyor şimdi. Jülide artık onun adı, Jülide. Kız vallahi korkulur sizden. Tekin senden daha mı güzelini bulacak be? Ay ne aşkmış kız seninki de. Ne aşk ayol? İş bu be, iş. He iş iş, külahımı anlat iş. Adamı görünce yangın yeri gibi oluyorsun. O kadın da saf mıdır nedir hiçbir şey anlamıyor be. Ay onun beni görecek hali mi var ki? Bebeğinin derdine düştü o. Ay! Kız ne bebeği? Hamile mi? Hani yatmıyorlardı? Yatmıyorlar zaten. 3 aylık kızım, 3 aylık. Aman ya. Neyse ne. Beni de konuşturuyor. Kızım girmeyelim bu mevzulara. Karışık işler bunlar. Ay Figen. Ben buraya daha sık geleyim. Dizilerden daha çok atraksiyon var burada. Kız bana bak. Sakın ağzını açıp da kimseye bir şey söyleme ha. Bunu aldım kendimle konuşmaktan, ondan çağırdım seni. Pişman etme beni. Bedava saçımı boyarsan susarım. Ay! Kız! Ay işe çıkamayacağım. Ne kadar büyümüş. Gelişimi de gayet iyi. Parmakları da oluşmuş bakın. Aha parmakları var. Kalbin sesini duymak ister misiniz? İsterim. Hoş geldin hayatıma. Demek gitmedin ha? Gidemedim. Senin buraya gelme hakkın var mı? Burada torunum yatıyor. Sen ne ara bu hale geldin ya? Ben artık öfkelenemiyorum bile sana, biliyor musun? Bilmiyorsun. Bilsen acımazdım. Burada sıkardın kafama. Oğlunu korumaya çalışırken torununun ölümüne sebep olmuş bir adamım ben. Ne o, söyleyecek bir şeyin yok mu? Seninle gelmek istemediğimi bildiğin halde, senden bir şey istemediğimi bildiğin halde niye gitmiyorsun baba? Gidemem. Sana bir şey olursa kendimi affedemem. Ya bana daha ne olacak Allah aşkına? Ben oğlunu toprağa gömmüş adamım. Ben sevdiği kadını bulamayan adamım. Bana daha ne olacak? Bak oğlum. İstemezsen karşına çıkmam. İşlerine karışmam. Ama senin bir baban var. Beni sevme, sayma, özleme, dinleme olsun. Bir sözünle senin için dünyayı yakarım. Bunu bil yeter. Efendim benim. Tamam ben geleceğim, ben gelmeden bir şey yapmayayım. Cemo. Oğlum. Ben geldim. Ha, merhaba. Figen Hanım burada mı acaba? Ha burada. Laboda. Ah. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Jülide geldi mi? Yok, daha gelmedi.
Sizin ojeleriniz kurumuştur. E bir kat daha sürecektin. Biz sonra süreriz o katı. Hadi işinize geç kalmayın. Kolay gelsin. İyi hadi. Hallederiz. Tamam, yine bekleriz. Figen aradı mı peki? Aramadı. Hay Allah ya. Ne oldu Tekin? Ya bir şey söylesene. Polise mi gitti yoksa? Ben dedim sana bir şeyler hatırlıyor diye. Gitti değil mi? Yeter ya, ben yokum artık. Gidiyorum, vallahi gidiyorum ya. Figen bir dur. Hiçbir şey hatırladığı yok. Akşam biraz tartıştık. Üstüme geldi. Şimdi de yok işte. Saçma sapan bir şey yapmadın inşallah. Vurmadın değil mi kıza? Niye vurayım Figen? Ben eski Tekin değilim artık. Gönülde yaptığım hataları Jülide'de yapmayacağım. Yapma zaten. Eski yetim gönül yok ki artık. Milyarlar hazırda onu bekliyor. Ona bir şey yaparsan babasının adamları seni hacamat eder. Figen ne diyorsun ya? Ben bir şey demiyorum. Siz niye tartıştınız ki? Aldattığımı düşünüyor. Yani onu aldattığımı zannediyor. Gönüllü. Gönüllü. Ne? Yeter. Kafayı çalıştır biraz. Bu kadın nereye gider? Kime gider? Nerededir? Ay kadın kendi kendini kıskanıyor. Ay babam. Mazhar Bey odasında mı? İçeride Ali Bey. Mazhar Bey müsait, girebilirsiniz. Sağ ol. Hoş geldin Ali. Otursana. Mazhar Bey, benim size anlatmam gereken bir şey var. Dinliyorum. Tekin'le alakalı bir şey. Kendini nasıl toparladı değil mi? Gönlü unutup kendine yakışan birini buldu sonunda. Eski gerginliği, hırçınlığı kalmadı hiç. Bunda senin de payın var. Öyle mi? Ya gönül meselesinin çözülmesinde ona çok yardımcı oldun. Senin sayende onu aramaktan vazgeçti. Tekin öyle mi dedi size? Ya ne söyledin bilmiyorum ama ona ikna etmişsin. Eğer polise gidersen, eğer herhangi biri bunu duyarsa, her şeyi birlikte planladık derim. Madem dedektifçilik oynuyorsun, birlikte hapse gideriz. Sen ne söyleyecektin? Yani ben de tam bunları söyleyecektim size. Neyse benim hastam gelecek. Teşekkür ederim Mazhar Bey vakit ayırdığınız için. Kolay gelsin. Sağ olun size de. Garaj tarafı temiz. Arka taraf temiz. Mahmut ne yapıyorsun? Kadına silah mı çekeceğiz?
Ne oluyor? Baskına uğradık. Sizi buradan çıkartıyoruz. Gündüz vakti kim basmış? Dün geceden sonra böyle olacağını tahmin etmeliydim. Eyvah. Hayır, salak gibi korumaların yarısında eve yolladım. Ben sizi korurum. Nasıl koruyacaksın? Gerizekalı. Yusuf, sakın. Bütün adamlarıyla kapıya dikilmiştik şimdi. Kürşat öldü ya. Kimseden de korkuları kalmadı ki bunların. Allah'ım sen koru yarabbim. Yani şurada iki gün huzurla yaşamayı nasip etmedin ama ya. Yani ne günah işledim Allah'ım ben. Sen canımızı koru Allah'ım. Sen bağışla, sen büyüksün. Ne yapacağız? Ben onları oyalarım. Siz arka kapıdan çıkacaksınız. Müsait görünüyor. Sen nasıl oyalayacaksın onları? Pat diye vuruverirler valla. Anne ne yapalım peki ha? Sen git, onları ben oyalarım. Anne ne saçmalıyorsun sen ya? Dışarıda yeni silahlı bir sürü adam var. Farkında mısın sen? Kızım aptal olma. Benim değil, senin peşindeler. Koş! Çantam nerede? Yok. Her yere baktınız mı? Sabit, siz şu personel çıkışından bir çatı katına bakın. Bu evden çıkmayacak. Gönül burada değil. Yusuf, ben bir çalışma odasına bakacağım. Şermin ne altlar karıştırıyor, biliyorum. Kaldır ellerini. Kadir. Ne yapıyorsun? İndir o silahı. Ali! Sinan! Yıllarca Kürşat'ın sağ koluydun. Yanında İnsar'ın oğluyla eve dalmak da nereden çıktı? Nerede Şermin? Bilmiyorum. Ben! Aptal olmayın. Burası Şermin'in evi değil, Gönül Hanım'ın evi. Kürşat Bey'in mirası ortada. İki gün sonra kızına hesap vereceksiniz. İndirin bakayım o silahları. İndir. İndir bakayım oğlum. Ay hiç sevmediğim şeyler evin içinde. Onu böyle tutmayı öğreninceye kadar misafir nasıl ağırlanır, nasıl karşılanır onu öğren. Çık. Ama Mehtap Hanım. Çık dedim. Siz kimsiniz? Ben Mehtap. Şermin'in annesiyim. Hoş geldiniz, kusura bakmayın. Buyurun evimize hoş geldiniz. Ne ikram edelim size? Şimdi de sizin eviniz mi oldu? Ay oldu vallahi. Artık burada kızımla yaşayacağım. Hanımefendi, kızınız neredeyse gelsin. Onunla konuşacaklarımız var. Çermi yok, gitti. Kafasını dinleyecekmiş. Neden yürüyoruz biz? Niye almadın arabayı? Motor sesi dikkat çekerdi. Ben sana çağıracağım, merak etmeyin. Durdur şunu. Ne oluyor lan? Sıkın çocuğu! Bırakın lan! Bırak! Bırakın lan! Bırak beni! Bırak! Mahvedeceğim sizi. Benim kim olduğumu biliyor musun? Bırak. Nereye böyle? Kaçar gibi. Arabasız, korumasız. İhtiyacım olacağını düşünmemiştim. Kürşat öldü. Siz daha neyin peşindesiniz baba oğul? Biz kocamla bir anlaşma yapmıştık. Sözler alındı, sözler verildi. Oğluma dokunulmayacaktı. Ama daha o gün birisi arabasına çarpıp kaza yaptırmış. Ne oldu da verilen sözler unutuldu? Nereden bileyim ben? Adam öldü. Neyi niye yaptırdığını soramayız değil mi? Ona sormamıza gerek yok zaten. Ben sana soruyorum. Ne demek istiyorsunuz? Bak, ben Kürşat'ı iyi tanırdım. Sözü sözdü. Ama seni tanımam. Kızıyla ilgili ne dolaplar çevirdiğin de umurumda değil ama... ucu oğluma dokunursa... dokunduysa... Ben Kürşat'ın 15 yıllık eşiyim. Elinde büyüdüm. Dengeleri de bilirim. Neyin nasıl halledileceğini. E,
O zaman oğluma bulaşmayacak kadar iyi biliyorsundur sınırları. Hadi. Şermin Hanım. Unutma. Gözüm üstünde. Bakın son kez soruyorum. Kızınız nerede? Onda bana ait olan bir şeyler var. Yerini söyleyecek, bitecek bu iş. Ah. Ah bilsem. Şu güzel gözlerin hatırına söylemez mi? Mehtap Hanım. Kızınız yanlış yapıyor. Kürşat Bey zaten kendisine yüklü bir miras bıraktı. Ama Gönül Hanım Kürşat Bey'in kızı. Kızınız aslan payı istiyorsa bunun bedelini öder. Ne güzel konuşuyorsunuz böyle ahenkli ahenkli. Ay hiçbir şey anlamıyorum ama böyle şiir gibi. Demek bir de anlasam yakmıştım. Hanımefendi. Kızınız Kürşat'ın malına konmak için gönlüne zarar verdiyse bu evi, malı mülkü, şirketleri, her şeyi tek tek yakarım. Kızınızı da yakarım. Bunu böyle bilsin. Tamam, siz tahlilleri yollayın. Ben bir bakacağım. Teşekkürler. Sen niye burada bekliyorsun ki? Ne malum onun buraya geleceği? Saçma saçma konuşma Figen. Hatırlamıyor hiçbir şey diyorum. Bir tek burayı biliyor. Tabii ki dönüp dolaşıp buraya gelecek. Tekin. Gönül bir şeyler görüyormuş. Rüyasında. Ne rüyası? Ya ne bileyim. Böyle acayip rüyalar görüyormuş. Kırmızı noktalı falan. Hayatımda başka bir adam var mı diye sordu. Bu o herifi hatırlıyor musun? Olmaz. Hayır, olmaz öyle şey. Olamaz öyle bir şey. Daha hatırlayamaz. Hatırlamaması lazım. Yani o kadar ilaç alıp nasıl hatırlayayım? Sen ilaçlarını düzenli olarak veriyorsun değil mi? Takip ediyorsun ilaçları alıp almadığını. Değil mi? Allah Tekin, ben böyle olacağını bilemedim. Neyi bilemedin? Ya bebeğe bir şey olacak diye çok korktum. Ne yaptın Figen? İlaçlarını vitamine değiştirdim. Çık buradan dışarı! Defol! Ben senin için her şeyi yaptım be. İnsanlıktan çıktım senin için. Beni böyle kovamazsın. Sende beyin yok beyin. Gerizekalısın sen. Ama asıl aptal olan benim. Senden yardım istedim. Sen bana vuramazsın böyle. Çık dedim. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz? Sesiniz dışarıdan duyuluyor. Jülide. Hayatım, çok endişelendik. O yüzden sesim biraz yükseldi. Ben özür diliyorum. Gerçekten ben çok meraklanmıştım ya. Sen gelmeyince, bulamayınca seni. Gerçekten. Figen. Bize biraz müsaade eder misin? Buradayım. Ben nereye bakacağımı bilemedim. Neredeydin?
Kararını ver Ahmet. Eğer başkalarıyla olmak istiyorsan bu evliliği bitirelim. Ben çocuğumu yalanlar, oyunlar içerisinde büyütmek istemiyorum. Jülide. Neden seni aldattığıma inanmak istiyorsun? Ben başkasına bakar gibi bakıyorum sana. Öyle mi dokunuyorum? Ne demek yalanlar dolanlar filan? Hatırlayamasam da hissediyorum. Bu evlilik çatır diyordu değil mi? Yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Bir sıkıntı var. Ben anladım. Sen korkuyorsun. Anne olacaksın. Daha kocanı bile hatırlayamadın. Yani o koca iyi bir baba olabilecek mi bakalım? Yani adam sabah çıkıyor, gece geç geliyor, sürekli iş, iş, iş. Olan şey bu işte. Öyle mi gerçekten? Hı hı. Aramızdaki sorun sadece bu mu? Jülide bak, ben fark ettim şimdi. Ben biraz seni ihmal ettim. Tamam. Şöyle yapalım. Ben bugün işe falan gitmeyeceğim. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Senin yanındayım. İkimiz çok güzel bir gün geçirelim. Ne dersin? Hatta üçümüz. Bu işte parmağı aldığı için kaçtı. Peşine düşeceğimizi anladı tabii. Şimdi ne yapacağız peki? Hata yapmalarını istiyorsak enselerinden inmemiz gerek. İllaki bir açık verecekler. Ben hata yapmalarını falan bekleyemem. Yusuf. Bak senin delirmenin gönlüne hiçbir faydası yok. O kadar mesaj atmış gönlü alım Hatice anneye, arkadaşlarına. Yani niye bunu düşünmüyoruz? Belki de gerçekten kaçmıştır, bir yerlerde saklanıyordur. Kaçmaz, Gönül kaçmaz. Bir şekilde gelirdi buraya. Dostlarında iş yok ama düşmanların hepsi esaslı. Şaka mı yapıyorsun anne? Yo, doğruya doğru. Hepsi kaba gibiydi maşallah. Biri esmer güzeli. Biri böyle mavi mavi, deli deli, çakmak çakmak bakıyor. Ah, hele bir tanesi vardı, ay. Anne, o adamlar beni öldürmeye geldi. Aman, hiçbirisinin gözünde bile öldürecek adam tipi yoktu. Aman ne güzel. Avukat olan hangisiydi? Bıyıklı olan mı? Hani böyle dik duruşlu, kibar bir şey. Odur, kasıntı. Çermin, evli mi o? Ya ne bakıyorsun? Adam Kürşat'ın avukatı. Böyle parmağının bir hareketiyle vasiyeti değiştiriverir. Belli böyle duygulu da bir tip. Azıcık kadınlığını kullansan hemen avucun içine alırsın ama nerede? Değilim ben. İhtiyar horozla eşirginirken sorun yoktu ama. Aptal. Ah, senin yerinde ben olacaktım. Ah, genç olacaktım, genç. Oğlum. Hatice Hanım, hayrola, geçmiş olsun. Boş ver, her zamanki belarım. Çok merak ettim Yusuf'tun, öyle apar topar gittiniz. Bir planlar yapıp başınıza bir şey geldi sandım. Kusura bakmayın, arayamadım. Genç, öyle oturalım. Bir haber var mı abi? Yok Rıdvan, yok. O adam neden arabana vurmuş? O adam değilmiş, şimdi karıştırmış. Ya. Umudum vardı benim de.
Oğlan mı? Cem. Sana benziyormuş. Ben Cem'den sonra hiç mutlu olamam sana, biliyor musunuz? Sonra gönül geldi, o kapkaranlık yerden çıkardı beni. Yusuf, bul gönülü. Kurban olayım, ne yap bul onu. Bulacağım Hatice'nin, bulacağım. Hiç merak etmeyin. Sana güveniyorum. Keyifsizsin. Kötü bir şey mi oldu? Kötü şeyler hep oluyor bir aile. Suratına çarpana kadar anlamıyorsun ne kadar yakınında olduğunu. Ne oluyor ya? İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Yani hasta çok gençti, herhalde ondan etkilendim. Tekin Bey bugün gelecek mi? Polis soruyor da. Polis mi? Ne polisi ya? Geçen gün ameliyat etti çocuğun babası. Polis değil Ali. Ha evet, evet doğru. Tekin'in ameliyatı yok bugün. Muhtemelen gelmez. Tamam Ali Bey, teşekkürler. Ben de gideyim artık. Görüşürüz. Görüşürüz. Bak. Hadi hadi. Son bir sayı şampiyon yine açık ara ben. Sen mi kazandın şimdi? Ne sandın? Sen bu oyunu beni delirtmek için mi aldın? Kafan başka yerdeyken kazanmayı bekleyemezsin. Kol bozuk, kol. Kol. Ha. Vuruyorum, vurmuyor işte. Ha, bozuk. Sen çocukken de böyle oyun bozan mıydın? Seni sandığın gibi bir çocuk değildim. Hala arayabiliyor mu seni bu? Ayağına taş bağlayıp denize atmazsın değil mi? Neşe. Yapma. Ya bir şey yapmıyorum. Yüz bulamayınca bir noktada vazgeçecek aramaktan işte. Bak, benimle alakalı bir de değilmiş. Konuşmamız lazım abinle ilgili. Ya hadi, bir maç daha. Tamam ama o kolu sen al. Tamam. Gönül'le ilgili bir şey mi buldunuz yoksa? Yani bir ipucu vardı ama bir şey çıkmadı maalesef. Ne oluyor ya? Kim böyle? Ay, ben de geldim deyince. Keşke telefonda söyleseydin, buraya kadar zahmet etmeseydin. Yo yo, ne zahmeti? Ben aslında bunu vermek için geldim. Bu ne? Bir de çok yardımın dokundu. Ya bir teşekkür mahiyetinde. Ay bayılırım. Gerçi tam da dikkat etmeye başlamıştım ama. Yo yo, ben de dikkat ederek aldım zaten. Hanımınkileri çok benzemez ama olsun. Şekeri fıstığı gerçektir. Ay yok öyle değil, hani kiloma dikkat etmek anlamında. Neden? Ne var ki kilonda? Ya işte bunlar biraz şey tabii de. Bir de benim kemiklerim biri. Azıcık kilo alınca iyice. Yo, bence gayet güzelsin. Hem ne öyle canım, kürdan gibi olup da. Hiç olmadım zaten. Kürdan gibi. Evet. Afiyet olsun sana. Hadi iyi günler. Görüşürüz. Görüşürüz. Aynı gün hem hediye hem iltifat. Ne güzel duyguymuş ya.
Bak, kendi isteğin olunca ne güzel oluyor. Uzatma hadi. Buraya koy. Hiç mi sevilesi yanın yok senin Figen? Bu musun sen? Sokak köpeği. Tekin'in köpeği. Tabii istemez. Tabii kovar seni. Allah kahretsin seni! Allah kahretsin! Ya bırak ya da sevmedi biraz be adam. Sev. Oyun oynama. Gelebilirsin. Bunlar? Biz buyuz işte. Hatırla. Hep seni sevdim. Sadece seni. Hayatımda başka birisi yok. Buna inanıyorsun değil mi? Ahmet yapma. Ahmet. Ahmet yapma. Beni istemeyen sensin. Niye bırakamıyorum kendimi? Thank you.
Ne var? Dün geceden beri sana ulaşmaya çalışıyorum. Ne açıyorsun, nereye dönüyorsun telefonlarıma? Şermin bak çok sinirliyim. Ne söyleyeceksen söyle. Yusuf Alper'i buldu. Korkma, konuşmadı. Sen nereden biliyorsun? Adamlar senin de kapına dayandılar mı? Korkma. Şimdilik sadece benim peşimdeler. Ama çok dikkatli ol. En ufacık bir açığında seni de tepene binerler. Şermin bak sakın onları benim üzerime salacak bir hareket yapma, anladın mı? Sabit. Polis Alper'i aramıyor ha? Kimse kayıp bildirimi yapmamış. Bizim polise gitmemiz lazımdı. Bizim şimdi gireceğimiz mücadeleyi çok daha dikkatli seçmemiz lazım. Ondan sonra zaten her şeyin sırası gelecek. He. Yine başa döndük. Elimizdeki tek ipucunu da gömdük. Neyin izini süreceksek artık. Gömdük derken? Yok bir şey Rıdvan. Yok bir şey. Tekin. Ben o herife güvenmiyorum. Ya adamın evine defalarca girdik. Yani takipte ediyoruz. Tek bir falsosu bile yok. Abi Tekin'i kızla gezerken ben fotoğrafını çektim ya. Aslında... Bak benimle alakalı bir de değilmiş. Konuşmamız lazım abinle ilgili. Ya madem bir şey bulamıyoruz, o zaman elediğimiz her şeyi tekrar gözden geçireceğiz. Belki bir şey buluruz. Bunu görmem için mi çağırdın beni? Ayrılık acısıyla kendini alkole vurunca sana geri döneceğimi mi sanıyorsun? Otursana. Oturmak istemiyorum. Buraya abimle ilgili ciddi bir durum var dedin diye geldim. Ne söyleyeceksen söyle. Tekin çok kötü bir insan. Kötü biri o. Sen de iyilik perisi sayılmazsın. Öyle değil. Hayatımızda Tekin olmasaydı neler olurdu bir düşünsene. Ne ya? Tam sarhoş muhabbeti. Tekin beni mahvetti. Hepimizi mahvetti. Çünkü o sadece kendi istediklerinin yapılmasını ister. Çünkü onun için en önemli şey sadece kendi duygularıdır, o kadar. Ve biz ölümlüler de o ne isterse onu yaparız. Kendi korkaklığın yüzünden abimi suçlama. Sen nasıl istiyorsan biz bu ilişkiyi öyle yaşadık. Saklayalım dedin, sakladık. Adını koymayalım dedin, koymadık. Ama artık bitti. Bir daha beni arama Ali. Mesaj da atma. Abin gönlünü saklıyor. İstanbul'un biraz dışında bir evde. Çok korkunç bir şey yapıyor Neşe. Bu ne sürpriz? Nice sürprizlere. Teşekkürler. Gelsene.
Benimkinden devam edelim mi? Olur. Güzel mekan bulmuşsun. Hı? Daha tam yerleşememişsin. Yok. Aslında yerleştim. Sadece o kaldı. Tablo mu? Bunu hala asmadığına göre ya yerini bulamamışsın ya da çok utangaçsın. Çıplak resmin falan mı var? Benim için çok özel bir parça. Zamanı gelince asacağım. İçindekini görmek için can atıyorum. Öğrenmek için birazcık beklemen gerekecek. Ama fazla uzun sürmez. Asınca haberin olur. Ayrılık kalmaz.
ben Jülide. Buraya İzmir'den geldik. Annem ve babam kazada öldü. Hayattaki tek yakınım kocam. Ahmet. Kocamın adı Ahmet. 3 aylık hamileyim. Kocam bana her dokunduğunda biraz daha uzaklaşıyorum ondan. Ama sevdiğim, sevildiğim, teslim olduğum anlar olmadı. Kalbimde ince bir sızı var. Kaybettiğim tek şey hafızam değil. Biliyorum. Allah'ım. Benim bir bebeğim olacak. Ama benim tek düşünebildiğim başka bir adamın dokunuşu. Of. Çıldıracağım. Öyle olsun bakalım Tekin. Neşe! Neşe bekler misin? Neşe! Neşe! Neşe lütfen, Neşe lütfen tamam. Ya neden anlattın bunları bana? Ben bunu bilip ne yapacağım? Kendi abimi polise mi ihbar edeyim? Bunu mu istiyorsun? Özür dilerim Neşe. Ben birine söylemem gerekiyordu. Bunu tek başına kaldıramıyorum Neşe. Aferin, bana da yük ettin şimdi. Polise anlatsaydın. Sakin ol Neşe, lütfen Neşe. Beni dinler misin? Abinin yaptığı çok büyük bir suç. Gönül'ün peşine düşecekler. Ve sadece polis de değil. Babasının adamları bulursa ne olur düşünebiliyor musun? Nerede bu ev? Dönmek zorunda hissetme kendini. Gittiğin yerde kalabilirsin bundan sonra. Hep sana dönüyorum. Hep. Yok. Yok, eve gelmedi daha. Tamam.
Pekin gelmedi daha hastaneye ama hastası çokmuş bugün. Sen beklemeye devam et, gelecek illaki. Tamam abi, buradayım ben, merak etme. Hilmi aradı mı seni? Yok, daha aramadı. Ben de çıkıyorum şimdi. Şu masanın evine bakacağım ben. Tamam, dikkatli ol ama. Kürşat Bey'in finans direktörünü ara. Bana son 3 ayın bütün hesap hareketlerini göndersinler. Peki efendim. Bakalım ortakların kimmiş Şermin Hanım? Sen bu işi tek başına planlayacak çapta değilsin. Neredesin? Arkadaşımda kaldım. Proje teslimimiz var. Bugün sabahlayıp bitirdik. Eve gelmeyeceğini haber verseydin. Ay, rica edeceğim, babama bağlama. Şarjım bitti. Anladım. Sen ne yapıyorsun? Sesin bir gergin geliyor. Gönül'le ilgili bir gelişme mi var? Yok. Sen takma kafanı bunlara ya. Dersine çalış. Evde buluşuruz. Tamam. Ahmet, ne yapıyorsun? Ha, kalktın mı? Bak, şöyle düşündüm. Bizim bir bebek odasına ihtiyacımız var. Yani şöyle yaparız. Bütün bunları böyle dışarıda düşün, odanın dışında düşün. Şuraya bir tane yatak koyarız. Ne dersin? Yatak derken, yani beşik demek istedin herhalde. Yatak için erken değil mi? Beşik. Pardon, evet, beşik. Aa, sonra şöyle yapabiliriz. Bak şimdi şu köşeye bir oyun alanı yaparız. Oyuncakları falan koyarız, orada oynar. Ondan sonra belki duvarların rengini değiştiririz. Sonra şu pencerenin önüne bir tane sallanan sandalye koyarız. Böylece sen bebeği uyuturken ya da emzirirken falan rahat edersin. Bu tam karşısında da bir tane koltuk. Koltuk ne için? O da benim için. Sizi seyredeceğim ya. Jülde, çok güzel bir anne olacaksın. Nasıl buldun? Ne diyorsun? Güzel. Güzel olacak. Hı hı. Ben artık kavga etmek istemiyorum. Mutlu olalım istiyorum. Yani sen ve ben ikimiz bebek için mutlu olalım istiyorum. Eski günlerdeki gibi. Ne renk yapalım duvarları? Hı? Sarı? Yani bilmem, cinsiyetini öğrenelim, öyle karar veririz. Bakalım kız mı olacak, erkek mi? Abi çok kötü şeyler oluyor. Ne oluyor oğlum? Özlem abla. Ne olmuş Özlem? Birileri galeriyi basmış. O da içerideymiş, yaralanmış galiba. Sen bekle burada.
Dararay, dararay. Allah'ım cezası. Sitemim var şu garip kaderime. Allah'ım yardım et, bitsin bu çile. Ben o yardan vazgeçemem, vazgeçemem, vazgeçemem. O yar benden geçse bile. Kız sus! Başım şişti. Sitemi varmış. Ay ödümü patlattım be. Allah. Sitemi varmışmış. Aa ne var? Ben yazdım bu şarkıyı, beğenemedin mi? İçim şişti içim. Konfere dönmeyeceğim diye de güzelim bluzu yer bezi yapmışsın. Boş versene be. Ben olmuşum yer bezi. Bunlar bize yakışmaz kızım. Önce alıp giydirirler, sonra da yüzüne çarpıverirler. Ha. Kürkçü dükkanına geri dönüyorsun yani. Hadi bakalım. Bizim oradan çıktığımız var sanki. Yani nereye gitsen illa gelip buluyor biri seni. Ya yani öyle olacaksa da kendi çöplüğümde öterim daha iyi. Ne yapıyorsun be? Sus kız. Trip yapacak kadar zengin değiliz biz. O adam sana tonlarca para yedirecekti. İki laf etti diye. Sanki hayatında hiç laf yemedin. Yedim yemesine de. Bu sefer fena koydu be. Ağrıma gitti. Bekledin. Girseydin ya içeri. Figen. Şunu üstüne al. Şimdi. Şunu sağın üstüne. Şimdi sana güzel bir yemek söyleriz. Karnını doyururuz. Pardon beyim, giriş yasak. Arkadaşım. Gönderin gelsin. Özlem, iyi misin? Nasıl oldu bu? Ben bütün gece çalıştım, buradaydım. Sabaha doğru çıkarken kapıyı açtım. İki kişiydiler. Başka da bir şey hatırlamıyorum zaten. Yüzlerini gördün mü? Hayır, karanlıktı. Kapatmıştım ışıkları. Özlem, sana bir şey yaptılar mı? Hayır. İttiler sadece, düştüm. Ay, o ne be? Vurmayacaktın herhalde beni. Sen ne arıyorsun burada? Ben mi ne arıyorum? Burada olduğunu görünce geldim işte. Hem niye arayıp haber vermiyorsun ki geldiğini? Tesadüfen çıkmasam dışarı burada böyle bekleyecek miydin? Bekleyecektim. Baklava da güzelmiş bu arada. Yani dediğin kadar varmış. Gerçekten teşekkür ederim. Afiyet bal şeker olsun da. Tekin ne zaman gelir biliyor musun? Sen... Onun için geldin yani. Ne yani? Ben bekleyecektim dediğin Tekin'di. Anladım. Yani işte biz her ihtimale karşı bakıyoruz. Yani Tekin'in ne yapacağı belli olmuyor biliyorsun. Sağ solu belli olmuyor.
İyi bakın. Kolay gelsin. Ya bugün hastaneye gelecek mi? Ameliyatı falan var mı biliyor musun? Ben nereden bileyim? Sekreteri miyim onu? Nereden bileceğim? Yani hayret bir şey ya Allah. Niye sinirlendi şimdi bu? Yalnız güzel sinirlendi ha. Tekin. Acıyor mu kolum? Oynatmayınca acımıyor. Efendim? Abi Tekin hastaneye geldi. Tamam sen orada kal. Tamam. Hadi gel seni evine bırakayım. Burada durma daha fazla. Gerçekten gerek yok Yusuf. Sen de işine gücüne bak. Meşgulsün belli. Ben zaten senin gelmiş olmana bile şaşırdım. O ne demek Özlem ya? Geleceğim tabii ki geleceğim. Yusuf kendini hiçbir şeye mecbur hissetme. Sen bana borçlu falan değilsin. Rıdvan'ı yollayayım birkaç hafta burada dursun. Yalnız kalma burada. Gerçekten gerek yok. İyiyim ben. Bir şeye ihtiyacın olursa haber ver o zaman. Tamam veririm. Kapıda zorlama izi yok Özlem Hanım. Biliyorum ben açtım dedim ya kapıyı zaten. Güvenlik kameralar da kapalıymış. Ya nereden bileceğim ben açık mı kapalı mı bozulup duruyor zaten. Tamam oldu teşekkürler iyi günler. Yemeğini de söyledik. Şimdi çok güzel yemek gelecek sana. Isındın mı biraz? Su ister misin? Su getireyim mi? Hoş geldiniz. Ne vardı sizin? Saçıma... Aa, vaktiniz var mı? Şimdi şöyle, çünkü ben burada yardımcıyım da. Benim ortağım var Figen, asıl o biliyor işi. Şimdi o yoldadır ama ben hemen arayayım bakayım neredeymiş. Aradığınız kişi şu an... Ey Allah, ulaşılamıyor. Neyse ama geliyordur, yoldadır. Ben aslında yıkatacaktım saçımı. Siz de yapabilirsiniz. Olur. Tamam. Peki. Jüli de ben. Ben de Neşe. Neşe Hanım, hoş geldiniz. Ben ceketinizi alayım isterseniz. Tamam. Siz geçin ben hemen geliyorum. İçtin mi suyunu? Al sen de suyu iç bakalım. İç bakalım. Bir havlu alayım. Yatayım başınıza. Tamam. Rahat mısınız? Tekin Bey, Ali Bey sizi arıyordu. Ben biraz dinleneceğim. Gerekirse çağırırsınız. Tabii ki. Sağ ol. Ali bir rahat vermedi ya. Şeyden azap da gerek.
Ne istiyorsun? Gönül'ü. Sen umutsuz bakasın. Seninle en son konuştuğumuzda Gönül'ün seninle olduğuna ikna ediyordun beni. Hı hı. Şu an son derece iknayım. Uzatmadan söyle, nerede Gönül? Kız gitti, bu çıktı karşımıza. Günaydın. Gönül ikimizi de terk etti. Yani onu bulursan, yani bulabilirsen eğer, ona söyle artık hayatımda dünyalar güzeli bir sevgilim var. Ayrıca çok daha az kalpçisi var. Ulan sizle mi uğraşacağım ben be? Peşimizden geldin, hayatımızı... Asıl sizden bizim hayatımızın... Peki, ne oldu sonuç? Ha? Gönül senin de olamadı. Gönül, sen geldikçe açıldın lan onu. Benim seni çok daha önce gebertmem lazım. Kırdığım tek bir parmak için gelip ağzını burnunu tutmam lazım seni. Ama yapmadın. Ben artık uyandım Tekin. Seni dövmek için bundan sonra bir sebebe ihtiyacım yok benim. Ona yaptıklarını her hatırladığımda gelip ağzını burnunu kıracağım seni. Bulacağım Gönül'ü. Bulacağım. Ama sen dua edeceksin bir an evvel bulayım diye. Siz kuaför değilseniz meslek nedir? Ben ev hanımıyım. Ben aslında bir adres soracaktım. Siz uzun zamandır mı buradasınız? Yok, biz aslında... Oh. Neyiniz var? Ay, bu aylarda normalmiş böyle kasılmalar. Bu aylarda? Ben bebek bekliyorum da. Hayırlı olsun. Benim acelem var. Geç kalıyorum, gitmem lazım. Durun, kurutsaydık saçlarınızı. Soğuk üşütürsünüz böyle. Yok, ben alışım. Ay, ödeme yapmadım. Nedir benim borcum? Yok, bir borcunuz yok. Bir şey yapmadım ki. Tamam, teşekkür ederim. Yusuf mu dedin? Yusuf buraya mı geldi? Hemen güvenliğe haber vereceğim. Ali dur Ali dur. Beni kaldır buradan. Tekin. Allah'ım ya, ne bu hal oğlum ya. Yavaş. Gel şöyle. Şuraya gel. Bana bak ne oldu? Olanları mı öğrenmiş? Bildiği yok. Gönlünü bulamayınca bilenmiş işte. Yani bunları daha hiçbir şey öğrenmeden yapsan öyle mi? Ali bir şey yok. Bir iki yumruk yedim. İncilerim dökülecek değil ya. Ah be Tekin be. Daha ne kadar devam edecek bu delilik? Lütfen. Yani senin bu yaptığın artık yanlış da değil. Suçun falan da ötesinde bir şey. Resmen kötülük bu yaptığın be oğlum. Ne kadar devam edeceksin daha buna? Gönül beni sevmek üzere. Çok az kaldı. Adım adım yaklaşıyorum. Ayrıca bebeğinin babasını dışlayacak değil ya. Bebek mi? Bebek.
Bitmiş yemeğinde. Kuzum, iyi misin? Hı? Üşüyor musun hala? Ateşin mi var senin? Ulaşamıyoruz. Ne yapacağız? Hadi gel bize gidelim. Hadi gel. Kalk. Gel bakalım. Yuh be abicim, yani her şey çok yolundaymış gibi. Bir de çocuk yapmışsınız. İyi, artık hapishanede seni ziyarete geldiğinde görürsün büyüdüğünü. Bakma öyle. Bu adam senin peşini bırakmaz. Ben seni nasıl bulduysam o da bulacaktır seni. Bir cacık olmaz onlarla. Ben bu gece benim eve giderim. Hatta sen de gelirsin benimle. Ya da şöyle yaparız. Ben bu gece Selma'ya giderim. Yanımda birini görünce takip etmeye bırakıyorlar. Nasıl yani, sen Selma'yla katla atmak için mi takılıyorsun? Fikri sen verdin. Sağ ol. Yani yalanı yalanla örtüyorsun be oğlum. Ama her geç çıkar gerçekler ortaya, biliyorsun. Önemli değil. Gönül beni benim onu sevdiğim kadar sevdiği zaman, ki sevecek, hiçbir şeyin önemi kalmayacak bizden başka. Masum için teşekkürler. İyi misin? Oh, evet. Tamam mı? Komik mi? Sensin komik. Oh. Bakayım. Ay, mis gibi koktun. Dur. Ateşin biraz var hala ama. Sen hiç konuşmuyorsun ya böyle. Biz seni Suriyeli sandık. Senin annen baban yok mu? Kim bakıyor sana? Tamam, anlatmak istemiyorsan. Sonra anlatırsın. Hadi gel yatalım. Gel. Burada güvendesin. Bir şey olmaz sana. Şöyle çok fazla örtmeyeyim üstünü. Ateşin de var, saçın ıslak kalsın. Güzel çocuk. Ya abi, sen adamı dövdün de eline ne geçti Allah aşkına? Tekin şimdi daha da dikkatli olacak. Ensesinin de olduğumuzu bilsin. Ancak korkunca hata yapacak. Keşke daha fazla yapsaydım. Kemiklerini kırsaydım şerefsizin. Abi ne oldu? Hırsızı mı bulup dövdünüz? Hırsız mı? Ne hırsız abi? Ne diyor bu? Bir daha var değil mi? Sen sabah galeriye git. Bu halde yalnız kalmasın o zaman. Tamam. Siz niye geldiniz buraya ya? Bir gören olacak. Paranın geri kalanını tahsil etmeye geldik. Çok iş yaptık. Ama ilk defa biri dükkanını dağıtalım diye para verdi.
Sigortayı mı dolandıracaksın? Saçma sapan konuşmayın. Buraya geldiğinizi de unutun. Hadi. Eyvallah. Senin yumuşak karnın vicdanın Yusuf. Kalbin sustuysa ben de vicdanının sesiyle konuşurum. Gönlüne de yaralı diye aşık olmadın mı? Sen kötü biri değilsin. Biz kötü insanlar değiliz abi. Lütfen. Ya, Neşe, burada mısın? Ben de bakabilir miyim? Neyin var Neşe'cim? Yaralı bir abim var. Hep aynı yerden yaralanıyor. Ne saçmalıyorsun Allah aşkına? Abin gayet mutlu. Hani gönül de unuttu. Selma ona çok iyi geliyor. Rahatladı. Sen neden mutsuzsun? Mutluydum ben. İlk defa gerçekten mutluydum ama... Aman... Boş ver, saçmalıyorum. Bu projelerin stresi bitirdi beni. Uykusuzluktan. E gitme, kal bu akşam burada. Beraber film de izleriz. Ha? Başka zaman. Kimsesizlik ne zor. Sanki çok iyi biliyorum kimsesizliğin ne olduğunu. Kocama rağmen, karnımdaki bebeğe rağmen. Sanki hep yalnızmışım gibi. Hafızamı kaybetmeden önce de böyle mi hissediyordum acaba? Biliyorum bu çağrı. Alo. Jülideciğim, ben biraz gecikeceğim galiba. Depoda ilaç sayımı var da o yüzden biraz geç kalacağım. Sabaha bulur herhalde. Öyle mi? Ben de seni bekliyordum. Gelirsin, konuşuruz diye düşünmüştüm. Yani ben de... hayatım, ben de senin yanında olmak isterim ama... Yani herkesi mecbur tuttular. Bebeğimiz gelecek ya. İşimi kaybetmek istemiyorum. Anladım. Tabii tabii, sen bak işine. Yarın konuşuruz. Tamam. Aa, uyandın mı sen? Bakayım nasıl oldun? Sırtına. Oo, çok terlemişsin. Şu üstündekini değiştirelim. Tavuk suyuna da çorba yaptım. İçeriz beraber. Olur mu? İyi iyi, toparladın bayağı. Yarına iyileşirsin. Olmaz. İyi olursam içindekileri çıkarırlar. İçindekileri mi çıkarırlar? Nasıl, ne yaparlar? Başka çocuklara da yaptırar. Hasta olunca yapamıyorlar. İyi olursam bana da yaparlar. Sana zarar vermek isteyen birileri mi var? Polise gidelim mi? Hayır, gitmeyin. Ben hastayım daha. Yatacağım ben. Gitmeyin bir yere. Ne olur.
Tamam, gitmeyiz bir yere. Tamam. Hoş geldin. Ne haber canım? Daha erken gelirsin diye bekliyordum. Merak ettim seni. Yürüdüm biraz. Bir sorun mu var? Yok, yorgunum. Gel. Ben de çok yorgunum. Sıcak bir duş ikimize de iyi gelir. Doldururuz küveti. Güzel bir müzik açarız. Ne dersin? Bu sefer seni yalnız bırakacağım. Benim ders çalışmam lazım. Fikrini değiştirsen banyoda. Her şeyi beklemesini bilen kişiye kendiliğinden gelir. Tolstoy. Efendim? Bilgisayarın şifresi. Ha o şey, projem için bir şeye bakmam gerekiyordu da. Onun da şarjı bitmiş. Şimdi bir saat evde şarj aleti aramayayım dedim. Peki. Ya vazgeçtim zaten. Çok yorgunum ben. Uyuyalım mı? Uyuyalım. Tekin bir arkadaşıyla evine gitti. Tek kalmaya korktu herhalde. Haklısın. Tekin bir şeyler çeviriyor olabilir. Oğlum biliyordum. Biliyordum. Tekin bir şeyler çeviriyor bak. Hilmi de şüphelenmiş. Vallahi dövdün konuşmadı. Takip ettik bir şey çıkmadı. Herif hiç açık vermiyor. Nasıl çözeceğiz? Herif manyak. Herkesle oynuyor. Bize karşı da tetikte. Ama illaki açık verdiği biri olmalı. Yanındayken yalan söylemekten çekinmediği biri. Ailesinden biri gibi mi? Yok. Onu eleştirmeyecek, dibini kazımayacak biri. Yanındayken rahatladığı biri. Tamam, benim arabayla gideriz. Hayır, sen Tekin'in evinin önüne kal. Arkadaşı olsun olmasın ne yaptığını bilelim. Tamam. Bu ne acele? Acele falan ettiğim yok yani. Zaten takip eden olduysa çoktan gitmiştir. Burada kalmamın da bir anlamı yok. Ali, bu öğrendiklerin aramızda bir mesele haline gelmeyecek değil mi? Gelmeyecek, merak etme. Bunu suç ortağım derim tehdidinden sonra garanti altına aldın zaten. Ayrıca durmam gereken yeri de gayet iyi biliyorum. Hadi eyvallah. Ali. Bekle. Sen benim bu hayattaki tek dostumsun. Ve bu dostluğa bir şey olmasını istemiyorum. Ama ilişkilerde bazı çizgiler vardır ve o çizgileri geçmemek gerekir. Ama sen bir tanesini geçtin bile. Eğer öğrendiklerin aramızda kalırsa, daha doğrusu
öğrendiğin sende kalırsa aramızda gerginliğe gerek kalmaz. Selma? Aa, ne oldu sana? İyi misin? Ha, bunlar... ben boş zamanlarında kafes dövüş yapıyorum. Gelsene. İadeyi ziyaret yapayım dedim. Gel gel. Ha, Ali değil mi? Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben sizin keyfinizi hiç bozmasaydım keşke. Sonra uğrarım ben, olur mu? Kadehini hazırladım bile. Yok ya, ben zaten kaçıyordum. Ay gitme lütfen. Zaten hiç konuşamadık. Siz uzun zamandır arkadaşsınız değil mi? Yani evet. Tam olarak ne kadar zamandır tahammül ediyorsun bu adamın bu gizemli hallerini? Yani onunla tanıştığımızda saçlarım simsiyahtı. Şimdi görüyorsun bak ne hale gelmiş. bana şu adamın birkaç açığını versene. Kime sorsam mükemmel diyor. Sıkılmaya başladım. Ne çabuk. Teşekkürler. Defol git. Tekin'le ilgili bir şey soracaksan ben bir şey bilmiyorum. Bir 5 dakikanı alacağım sadece, aç. Bak polis çağırıyorum şimdi. Çekil kapının önünden. Ne diyorsun be? Ne yapıyorsun sen ya, manyak mısın? Çık dışarı, yeminle deşerim seni. Sakin ol. Sakin ol, benim seninle bir derdim yok. Sakin ol. Sakin ol, bırak onu. Ne istiyorsun be Allah'ın belası? Bırak konuşacağız. Tekin, sana illaki bir şeyler anlatmıştır. Hakkında ne biliyorsan anlat. Tekin'in aylardır geldiği yok. Sen de boşuna geldin buraya. Ne zaman geldi en son? Ne bileyim. Birkaç ay olmuştur. Çetelesini tutmuyoruz biz burada. Gönül vardı annenin nişanlısı. Onlar hala birlikte mi? Ben nereden bileyim ya? Buraya gelip sevgilisini anlatacak değil herhalde. Bak, Gönül tehlikede olabilir. Kimse onun nerede olduğunu bilmiyor. Sen onu yanlış yerde arıyorsun. Tekin de bilmiyor nerede olduğunu. Aradı aradı, bulamayınca da bıraktı peşini. Hem bir şey diyeyim mi? Tekin'in artık yeni bir manitası var. İyi hayırlı olsun da. Sen nereden biliyorsun bunu? Hani uzun zamandır gelmiyordu. Yeter be. Seninle mi uğraşacağım ben? Çık git şuradan. Görüşmüyorum ben onunla. Kurtulamadım da hala. Bravo Tekin. Sonunda köşeye sıkıştın işte. Ben niye karıştım bu oyuna ya? Bak kahretsin. Sen bir şeyler biliyorsun ya, hadi bakalım. Ve o geceden sonra çocuk bir daha okula adımını dahi atmadı bunun korkusuna. Sonra duyduk başka bir okula yatay geçiş mi yapmış, öyle bir şey değil mi? Galiba. İnanmıyorum sana Tekin. Ya bir çocuğu morga kapatmak ne demek? İyi kafayı falan yemedi çocuk. Ya aslında ben ona iyilik yaptım. Yani sabaha kadar kadavra çalıştı. Ya tabii canım. O yüzden zaten çocuk tıbbı bırakmış sonradan. İşletme mi ne okumuş yani? Garibim. Umarım bulmuştur iş. Ne güzel. Ben çok imreniyorum böyle uzun süreli dostluklara. Siz birbiriniz hakkında her şeyi biliyorsunuzdur değil mi? Evet, biz biliriz evet. Ama bu kadar da çok bilmek iyi değil değil mi? Ya evet, aynen. Benim bir tuvalete gitmem lazım. Nerede? Tabii. Aa, üstte hemen çıkınca görürsün. Siyah kapı. Akıllı kadın.
Yakında sorular sormaya başlayacaktır biliyorsun. Sorsun. Beyler, sizin sohbetinize doyum olmaz ama benim sabah erkenden toplantım var. Kaçmam lazım. Madem erkenden toplantım var, daha fazla kal demeyeceğim. İyi akşamlar. Memnun oldum tekrar. Ben de öyle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geldiğine sevindim. Ben de geldiğime sevindim. Görüşürüz. Görüşürüz. Öf ya, bin kere de aramış. Figen. Neredesin? Çok endişeleniyorum bak. O adam mı geldi yoksa yine? Arkadaşım, korkuyorum sana bir şey olacak diye. Lütfen beni ara. Sen kendin için kork asıl. En büyük iki düşmanınla beraber yaşıyorsun. Keşke sevgilinle geberseydin o kazada. Şu hayatta belki de iyiliğimi isteyen tek insanı kıskanıyorum. Ay yazıklar olsun şurada taşıdığım kalbe be. Yazıklar olsun. Of. Of. Alper'in telefon kayıtlarından bir şey çıktı mı Sabit? Yok, çıkmadı. En son kimleri aramış? İşte Şermin Hanım'ı, evdeki arkadaşları, bir de annesini falan. Alper'in annesi geçen yıl öldü Sabit. Ya. Allah rahmet eylesin o zaman, değil mi?
Elimizdeki en önemli şey o telefon. Sen iki gündür bakmıyorsun buna. Ver, ben bakarım. Ne oldu? Yanında mı değil? Git getir çabuk. İşte orası biraz sıkıntılı. Yani telefon o gün düşmüştü arabada ama sonra ben baktım yok. Nasıl yok? Ne demek yok Sabit? Ha, bildiğin yok. Sen düştüğünü gördün mü? Adamın üzerine aramadan gömdünüz değil mi? Yani. Lan hadi sende iş yok. Mahmut'un da mı aklına gelmedi? Gidin şu herifi nereye gömdüyseniz çabuk o telefonu çıkartıp getirin bana. Hemen. Günaydın. Ufaklık. Neredesin? Aa. Nereye gittin ya? Kaçtın mı yine? Aman. Nereye gidersin bu hasta halinle? Fadime abla. Buyurun. Heh, ya buradan bir çocuk geçti mi böyle, üzerinde gri bir hırka vardı. Görmedim canım. Görmedim. Hay tamam, kolay gelsin. Bile. Nereye gitti bu çocuk? Siz mi çağırmıştınız taksiyi? Ha, ben çağırdım. Ne Sabit, söyle. Mahmut, Alper'i telefonuyla gömmüşüz. Hemen çıkarmamız lazım. Ya yok artık ya. Tamam kapat, geliyorum hemen. Tamam. Ali, ben seni Tekin sandım. Hayırdır? Aa, benim araba bozulunca onunkini aldım ya. O ne yapacak? Onun bugün yokmuş işi. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Kolay gelsin. Ah teyzeciğim. Böyle şu boylarda bir ufak erkek çocuğu gördün mü? Yok, hayır görmedim. Tamam, sağ ol. Ufaklık neredesin? Çocuklar, bir şey soracağım. Buradan geçen şöyle şu boylarda bir erkek çocuğu gördünüz mü? Böyle gri bir kazak giyiyordu üstünde. Görmedik. Hay Allah. Görmedik. Tamam, peki. Ufaklık. Ufaklık. Ufaklık.
Ay pardon canım. Pardon. Pardon. Aa. Oh. Ay ne oluyor? Oh. Sen arabaya sokmadan önce almadın mı telefonu? Seni de gördük, seni de. Adamın üstünü başını aramadan iteledin çukura. Şunu. Ulan ta arzın merkezine gömdük herifi. Nasıl çıkartacağız? Tam burası mıydı? Sen emin misin? Sabit. Ha? Buldunuz mu? Yok. Nasıl yok? Nasıl olmaz Sabit? Çıldıracağım. Efendim onu kapıya bırakmışlar. Üstünde sadece isminiz var. Çıkabilirsin. Çıkarmışlar adamı. Nasıl çıkarmış biri ya? Kim çıkarır? Polis mi? Polis mi çıkardı? Bilmiyorum. Hemen uzaklaşın oradan. İkiniz de. Çabuk. Tamam. Yürü. Al şunu. Al. Yuh, ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Cüvide, ben geldim hayatım.
Jülide? Ama şimdi kocama rağmen, karnımdaki bebeğe rağmen kimsesizim. Peki sen? Sen kimsin? Ne zaman gözümü kapatsam ellerimi tutan, sarılan, nefesini tenimde hissettiğim. Olamam değil mi? Hayır, ne olur öyle olmasın. Hatırla dedin bana. Hatırlamak istiyorum. Ama korkuyorum da hatırlamaya. Ben Jülide. Kendimi arıyorum. Nereye bakacağımı bilmeden. Böyle köpek gibi kovarsın değil mi? Of, şimdi de köpek gibi arı dur bakalım Tekin Efendi. İlaç kullanıyor mu? Bilmiyorum. Herhangi bir rahatsızlığı var mı? Yok, bilmiyorum. Yani sen sendeleyip düştüm merdivenlerden. Siz ne soluyorsunuz? Ne zamandan beri baygın? Birkaç dakika oldu. Tansiyon? Düşük biraz. Kanaması var mı? Yok, kanaması falan bir yere çarpmadı hiçbir yere. Sorun yok şimdilik. Ultrason hissettim yukarıdan. İyi etmişsin. Bebeğin durumuna da bakalım, iyi mi? Hamile mi? İşine haber verin. Tamam.
Eşi? Beni duyuyor musunuz Jülide Hanım? Ya ne Jülide'si, ne saçmalıyorsunuz siz, karıştırıyorsunuz. Siz dışarı alabilir miyim lütfen? Lütfen. Hayır, hiçbir yere çıktım yok. Lütfen dışarı alabilir miyim? Tamam. Dışarı çıkın, yardımcı olun bize. Öğreneceksiniz. Hilmi, buldum onu. Gönül'ü buldum. Ne? Neredeymiş? Hastanede mi? Nesi var? Nerede bu hastane? Tamam, tamam, hemen geliyorum. Sen arayıp duruyorum. Niye açmıyorsun telefonunu? Niye açayım ya? Ha? Kovmadın mı sen beni? Çok mu meraklıyım ben senin hakaretlerini dinlemeye? Öyle gücüne güvenip itip kakıyorsun ama... bak vermiş biri cezanı. Oo, kim yaptıysa ellerine sağlık. Figen! 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 Dur diyorum sana, dur! Figen! Bak hapları değiştirmeye zaten sinirliyim. Üstüme gelme, sokak ortasına olay çıkmasın. Çıkarsa çıksın be. Bana ne? Herkes duysun işte. Öyle canın istediğinde beni kovamazsın sen. Tamam. Bak bu sefer gönül için döndüm. Bir daha da dönmem. Benimki de kalp yani. Taş değil, anladın mı? Tamam. Senin kadar vicdansız değilim ben. Gel. Şeytan diyor ki yak her şeyi, bitsin bu iş. Tamam. Tamam, sakin ol. Bunları sonra konuşuruz. Gönül kuaförde mi? Ben oradayken yoktu. Yine mi almış başını gitmiş? Yok muydu? Bir şey olmuş. Cep telefonu evde, cüzdanı evde, çıkıp gitmiş. Acil bir şey olmuş. Biri kalmış evde. Sen miydin bu gece? Yok, ben değildim. Kim o zaman? Kim kalmış olabilir? Senin aradı mı? Bir şey söyledi mi? Aramış dün de telefonum kapalıydı. Telefonum kapalıydı. 40 yılın başında bir işe yarayacak. Efendim? Ne? İyi mi? Tamam, geliyorum. Ne olmuş? Hastanedeymiş. Hastanede mi? Ay, bu ağrılarım var diyordu. Ya bebeğe bir şey olmuş olmasın? Nesi oluyorsunuz acaba? Ya karıştırıyorsunuz, içerideki Jülide değil. Bakın beyefendi, Jülide Hanım düşük tehlikesi geçiriyor. Rica ediyorum kapıda bekleyip sorun çıkarmayın. Eşi gelince konuşursunuz kendisiyle. Allah. Pınar, Jülide Hanım'ın eşini aradınız mı? Haber verdim biraz önce. Yazık ya, kadın hafızasını kaybetti, şimdi bebeğini mi kaybedecek? Çok şükür atlattı düşük tehlikesini. İğne yaptık, biraz yatıyor şu an, dinleniyor. Jülide Hanım, dosyaları hazırlar mısın bana? Ben birazdan gelip alacağım senden. Kolay gelsin. Fotoğrafları aldın mı Hilmi Bey? Kimsiniz? Senin için akıllı adamdır dediler. O fotoğraflar polisin eline geçerse dördünüz birden hapsi boylarsınız. Ne istiyorsunuz? Gönülden uzak duracaksınız. Onu aramayın, bağlantı kurmaya çalışmayın. Bir numara yaparsanız haberimiz olur. O fotoğraflar da anında polisin masasında olur.
Bak kahretsin. Efendim İlmi. Alper'i öldüren adamlar Gönül'ü aradığımızı öğrenmişler. Hemen oradan çıkmak zorundayız. Gönül'e ulaştığımızı öğrenirlerse başımız büyük derde girer. Hiçbir yere gitmiyorum, onu da eminim. Gelsinler burada vursunlar. Vurmayacaklar Yusuf, vurmayacaklar. Ellerinde fotoğraflarımız var. Alper'in öldüğü yerden. Gönül'e yaklaşırsak polise verecekler. Sen, ben, Sabit, Mahmut hepimiz müebbet yeriz. Umurumda bile değil. Burada çok acayip şeyler olmuş. Gönül abi de. Hafızasını kaybettiğini söylüyorlar. Herkes onu Jülide zannediyor. Tamam. Sen nerede oturduğunu öğren. Kimlik bilgilerini falan al. Gerisini bana bırak. Şu an size doğru geliyor. O da işin içinde. Gelsin bakalım. Gönül'ü bulduğumuzu bilmemeleri lazım. Şu fotoğraf işini halledene kadar olmaz. Hemen oradan uzaklaş. Uzaklaşıyorum zaten. Gönül'le birlikte gidiyorum oraya. Umutla uyandırsın hayat. Sonra sorsun adımı bilmiyorum. Umuda yatırıp umutla uyandırsın hayat. Sonra sorsun asla bilmiyorum. Bağırıyor yüzüme hatırla. Hatırla gönül, adın gönül. Hatırla umuda uyan hayırla, hatırla gönül.